Bir yıldır bütün dünya bunu konuşuyor. Şimdi e, Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasında hani son e, en yakın 2006'dan bu yana e, devam eden gerginlikler ki son Gazze olayından sonra son bir yıldır da e, baktığımız zaman bölgede Lübnan Hizbullah'ı İsrail'i bir şekilde Gazze'de yaptıklarından dolayı katliamdan dolayı sıkıştırmak için saldırı düzenliyor aylardır. E, şimdi İsrail'in e, Beyrut'a yönelik baktığınız zaman işte korkunç hiç daha önce görmediğimiz, duymadığımız evet. e, patlamalar. Şimdi ne diyoruz kendi cep telefonumuzdan korkar olduk. Aynen. Nereye gidiyor, ne yaşıyoruz diye konuşurken. Şimdi İran denklemi girdi. Soru çok basit. Herkes çok uzun değil sadece öngörüsünü veya sahadaki tahminini söyleyelim. Melik şimdi. parmağını kaldırıyor İsrail-Hizbullah e, meselesi. İsrail-Hizbullah'tan, Lübnan'dan ne istiyor? Bir. Ne istiyor? Hizbullah'ı tamamen, tamamen değil. Hizbullah'ın evet. gücünü azaltmak istiyor ki Lübnan'daki Hı. diğer unsurlar eski sistemlerini devam ettirsin. Tamam. Beyrut'u, Lübnan'ı işgal gibi bir planı etmez, var mı? Etmez. Yok. Abdülkadir Selvi? Ben e, işgal edebilir ve oradan Suriye'ye yayılmak hmm. isteyebilir düşün Yani karadan yani da bir şey saldırı, saldırı başlatabilir mi Evet. Yani çünkü yani biraz önce İngiltere hmm. yeniden vatandaşlarına çağrı yaptı. Çıkın. Derhal gel diyor dedi. Çünkü hmm. bir kara harekatının bunlar ön hazırlığı. Eğer bir savaşacaksanız hmm. ön hazırlığını iyi yapmanız lazım. 2006 sendromunu yaşamamak için şimdi bir hmm. mıntıka temizliği yapıyorlar. Peki kısa cevap. Ben, evet hocam. Bak, i̇ki tane asker varken ben konuştum. Evet he he hepinize İnşallah soracağım orada. Benim Hatsızlık alanım değil de benimle de. şurada <gülüyor> konuşuyoruz <gülüyor> yani. Herkes öngörüsünü söylesin. Hem asker yani, <laughs> hem siyasi birbirine alıştığı alıştığı bir dolayı. Fikir söyleyin. Aramızda taze girmiş komutanla Soner Bey'in de görüşü Evet, yok soracağım. O, Bana gelme o, falan demeyin yani. Önemli. Öngörü Biz, bu. Biz hep konuşuyoruz. <laughs> evet, coşkun <laughs> hocam. İsrail'in ilk 2006 açıkladığı plan, Lübnan'ın tamamını ateş çemberine çevireceğiz demesi, Lübnan'ın üzerinde tamamının hedef haline geldiği bir denklemdi. Aynı denklem ben bugün de geçerli olduğu kanaatindeyim. Hmm. Selviye katılırım. Yani 2006 yılında 2006 travmasını, yenilgisini, acısını intikam olarak daha da o intikamı büyüterek Lübnan'a çökmek, Hizbullah'ı bitirmek gibi çok daha büyük bir saldırı yapmak, hatta belki karadan tanklarla tüfeklerle girmek gibi bir planı mı var İsrail'in? Öyle görünüyor ama mesela bugün Gazze'nin bombalandığı gibi Beyrut'un bombalanması var ya, hı hı. onun devamı gelir diye benim korkum, hı hı. endişem o. Gazze'de de aynı başladı hikaye. Şu an hesap soran yok. Yarın veya bu gece gene Sivilerine bir saldırının olmayacağı anlamına gelmez. İşte böylesi hı. çaplı bir harekatın sonrası hı hı. hazır hissettiği an kendini karaya dönüşür. Amerika'nın desteğini almak kaydıyla. Baya karadan da girebilir diyorsunuz yani. Ya Suriye lütfen. var bak işin içinde. Selvi Az evet, önemli bir vurgu yaptı. Suriye. Ha doğru Hristiyanlar bakın, bakın. var doğru. Lübnan'da girdiği tamam, biz anda mahallelerine. girdiği peki. zaman... Lübnan'ın tamamına. Yalnız kalmaz yalnız Sayın Bakanım. Girdiği zaman Hristiyan camiasını dünyada o zaman karşısına alır. Hayır. Bakın yani sayın orada politik Sayın kiliseleri vurdular. Efendim. Ne yaptı ki Hristiyan dünya? Efendim ama, ama onları Allah vurmuyor. Hristiyanları da onları düşmüş. Onları Bakın Hizbullah'ın hakim olduğu Hizbullah hastaneleri var. Geliyorum. Klinikleri var. E, yapıları var. Hizbullah'ın. Cezalısın gelmedi. Hizbullah'ın <laughs> Lübnan yapısını bozmak için. Yapmak için yaptık, elde ettiği gücü olmadığını göstermeye çalışıyor. Peki en evet. çok sözü siz aldınız. Evet. Kırdım puanınızı. <laughs> aynen öyle kırdım yani. Nihat Bey. Evet. Ne Fulya, olur? Fulya ortada büyük bir dengesizlik var. Yani bütün Avrupa'yı Amerika'yı arkasına almış bir İsrail var. Evet. İran'a sürekli tehdit ediyor, Hı hı. Yani onu kışkırtmaya çalışıyor. suikastler yapıyor, cinayetler işliyor, toplu hı. cinayetler işliyor ve İran'ın biraz başını kaldırmasını istiyor ama İran'ın karşı misilleme yapma imkanı var mı? Bence yok. Yok. Peki İsrail Lübnan Hizbullah'ıyla ee, ile... O da bence oradaki Hizbullah'ın gücünü kırarak aslında İran'ın gücünü kırmaya çalışıyor. Peki karadan bir savaş Eğer başlar mı? Bu nokta atışları. Hı hı. Çünkü biz buradan şunu anlıyoruz. Mossad Hizbullah'ın bütün istihbarat istihbarat ağını çökermiş. Hepsini biliyor. Hepsine mal satmış, yerini biliyor, yurdunu biliyor. Kaldıkları binaları biliyor, daireleri biliyor, bombalıyor. Hı hı. Eğer bunu yetersiz görürse hı hı. askeri bir operasyon yapabilir. Ama bunu yeterli görürse ve Hizbullah'ın Lübnan'daki belini kırdığını düşündüğü an bırakır. Peki. Çünkü oradaki ana amaç şey değil. Yani Lübnan'ı, Beyrut'u işgal ederek kendine şu an için ileride olabilir, şu an için yük almak istemez, sadece Batıçeri'ye ve Gazze'ye e, direnecek olan unsurları bertaraf ediyor şu Bugün an. Bugün kısa konuşmamaya yemin etmişsiniz gibi, evet, evet komutanım, <laughs> komutanım evet. bir cümle diyormuş sadece. <laughs> Abdülkadir Bey biraz önce bir soru sormuştu <laughs> bu patlamalarla ilgili çağrı cihazları telsizlerle ilgili hı hı. orada dedi ki yeni bir savaş mı başlıyor yeni çeşit bir savaş evet. mı başlıyor diye ki yeni bence bu da yani gördüğüm ya ben gazetinden. yeni olmadığını geliştirildiğini söylemiştim hı hı. ama burada İsrail'in yeni yaptığı bir şey var artık savaşta farklı bir boyuta geçti. o da şöyle askeri hı hı. stratejide şöyle bir şey vardır savaşı sınırsıza çekmek diye bunu e, halk arasındaki tabiriyle top savaş denir hı hı. ama bu top savaşta bir savaşan iki tarafın hedefleri iki tarafta topyekün savaşıyorsa hedefleri askeri hedeflerdir ama burada İsrail sivil hedeflere yönelip savaşta bambaşka bir boyut açmış durumda dolayısıyla komutanımın söylediği Lübnanı kullanarak Lübnanı bir sıçrama tahtası olarak kullanıp Suriye'deki emellerine ulaşmak hmm. ve o zaman büyük, bölgeyi daha da kışkırtacak. Evet, büyük israili saldırılar devam edecek. Büyük İsrail projesini hayata geçirmek o bahsedilen hı hı. bir alan var. Hı hı. E, tam Türkiye'nin evet. kesfedilmiş Türkiye bizim bazı bölgelerini de içine alan bir takım alanlar var, bir takım haritalardan bahsediyor. Hı hı. Tüm bunları hayata geçirmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanması hmm. durumu var hmm. Lübnan. I. Lübnan içinden, yani Lübnan'daki meseleler için o zaman yani bu orada tansiyon düşmez daha da artar görüşündesiniz. Evet, Kimi konuğumda karadan bile bir evet. savaş başlatabilirler. Öner Görüşündesiniz Siz Sa öyle Sa değil Sa ama artık Soner Özcan'a geçiyorum Evet hocam Melih karmak Am evet. <laughs> ama o cezalı <laughs> 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 İsrail'e siber güvenlik dersi vermek için gittim cezalı. Orada Cezalı Sonra kaldım <gülüyor> 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 ee, Yani İsrail'e gittiğimde ben şunu gördüm Birleşik Krallık izlerini gördüm Üniversitesinden ha. hastanesine İşte bu Ben haddime düşmeyerek şöyle bir yorum getirmek istiyorum Üst akıl Birleşik Krallık Altta biliyorsunuz Hizbullah Türkiye'de de çok senaryo oluşturdu. Biz çok problem yaşadık bir dönem. Dolayısıyla Hizbullah bir oyuncu, İsrail bir oyuncu, Amerika bir oyuncu, hatta Lübnan'da bir oyuncu. Oyunu kuran ve buna karar verecek ve yön verecek olan Birleşik Krallık biz sadece takip edeceğiz. Vay hocam. Fena yerden. Fena yerden mi? istihbarat analiziydi bu. Tam bir deniz istihbarat analiziydi. Sizi yakın markaja alıyorum hocam. Evet. Melik Yiğiter. <laughs> ne olur tahtayı görebiliyor musunuz ya ben, oradan? E, vallahi İsrail'in Yazdıklarımı gördün mü? Tabii ki. Ha, Tamam. Ne olur İsrail'le? Bir e, İsrail Lüb... şöyle Lübnan'a karadan gireceği kanaatinde değilim. Tamam. Çünkü Hedefi hallerine gelir. Bu haliyle zaten bütün her şeyi yapıyor. Hı -hı. Bir de hava gücü olmayan kim olursa olsun sizin için tehlike arz etmez. Yani Lübnan'ın, Hizbullah'ın hava gücü falan yok. Araba daha cephanelikten çıkar çıkmaz 5 dakika sonra İsrail bunu havaya uçurabiliyor. Hı. Çağrı cihazını havaya uçurabiliyor. Dolayısıyla ben kara hareketine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Orada hedef haline gelir. Peki Melik İhtel, İsrail'in son 3-4 günde gelir. yaptığı Halesini saldırılar yapmayacak. sonucunda Hizbullah çok büyük bir yara aldı, güç kaybetti diyebiliyor muyuz? Be, ya bence güç kaybetti daha da e, İsrail bunu e, operasyonel kabiliyetini büyük ölçüde e, çökertmek için başka yollar da e, uygulayacak yani drone saldırısından tutun füze saldırısına kadar hatta belirli askeri noktaları hava harekatıyla vurmak kadar e, bunları yapacak yani operasyonel kabiliyetini en aşağıya çekebili, çekme, çekene kadar durmayacak. Çünkü şeyin de İsrail Savunma Bakanı açıklamasına baktığımızda da diyor ki güneyde sıfır tehlike olana kadar diyor. Biz diyor güneye kaydırdık birlikleri orada tehlikeyi sıfıra indirecek kadar mücadelemiz sürecek. Şimdi bu şeyi gösteriyor bize. Yani Hizbullah'a ara ara bu tür seri hareketleri yapacaklar. o yüzden ben bir kara harekatına çok da ihtiyaç duyacağı kanısında değil. Yani ihtiyaç yok ki niye yaptın ki? Melek şöyle havadan ihtiyaç. vuruyor, drone şö, vuruyor. Şöyle ihtiyaç olabilir Melek sana bir takviye. E, Netanyahu denilen katil dün bir laf etti. Kuzeydekiler dedi evlerinize döneceksiniz dedi hazırlık yapın dedi yakındır dedi. Orada hani Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hakim yok. olduğu yerde bir koridor oluşturmak. Yani karadan bir yapacağı saldırıyla e ee, bir böyle planın hazırlığı içinde olabilir. Bu bir ihtimal. Bunu bir kenara yaz. Ondan sonra orada kuzeydeki insanları yerine getirip e, Yok, göç beri, etmek Şöyle belirli bir kilometre belirli bir kilometresinin içine güvenlik kuşağını taşıyabilir o. İşte onu söylüyorum. Olmaz. Yoksa dediğin gibi Beyrut'a hani kadar 2006'daki gibi tankla topla mahallelere gir. Güvenlik, ama bir, ben içeride 30-40 kilometre güvenlik değilim. içeride bir 40 kilometre güvenlik kuşağı oluşturmak istiyor de, diyorlar. Onu oluşturmak için de karadan girmesi gerekmez mi? İşte zaten benim dediğim o. Tabii. Senin Tabii. De aynı. Ama oradaki ormanlar. Işte, ya, ya sınır, sınırdaki o güven kuşağını biraz ileriye taşıyabilir ama hani böyle tek tek böyle Hizbullah'a tırnak içinde bir avlayacak şekilde kapsamlı bir kara harekatına İhtiyaç duymaz, niye duysun? Yani sonuçta o füzeleri engelleyebilecek kaldı ki o şehir köyleri de İsrail kendi boşalttı. Ya yani dedi ki oraya ben e, işte e, demir kubbe koyduğumda havadaki füzeyi ima etmek için maliyet artacak, maliyet artacağına küçük nüfuslu köyleri Tel ve Kudüs'e taştan daha az maliyetti diye böyle bir tercihte bulundu. Hmm. Yoksa oraya da bir demir kubbe yerleştirirse büyük ölçüde bunu engelleyebilir. Yani şu ana kadar da yaptı. Ama yaptığı, yerleştirdi yani, biliyorsun evet, Amerika da, da onlara yeni savunma sistemleri kritik verdi. Kritik yerleri o vuramadı güçlendirdi. Evet ama işte Hizbullah çok böyle kritik yerleri de vuramıyor. Yani bir de işin bu, bu tarafı var. Ben e, şeyin hani böyle e, İsrail şu anda istediğini büyük ölçüde elde ettiği kanısındayım. Yani bunu insan haklarını ihlal ederek faşist uygulamalarla savaş hukukunu bile tanımayarak o meselenin ayrı bir boyutu ama askeri anlamda büyük ölçüde bence istediğini elde etti. Yani şu anda mesela şeyi eee Gazze büyük ölçüde çözdü. Hı hı. Tamam orada tam hakimiyeti belki sağlayamadı ama Lübnan'a yöneldi. İran meselesine gelince ben İran ha. öyle de böyle karşılık vereceği kanaatindeyim. Ben de o kanaatteyim. Nedeni de şu. Şimdi 51 gün sonra, sonra, sonra yeniden Hamane'ye böyle bir açıklama yapıyorsa hı hı. E, yani 51 gün sonra Hamane'ye böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorsa çünkü konu tam kapanmışken bir daha açtı. Evet. Yani İsmail Haniye şu 31 Ş Temmuz'da oldu. Şöyle yani önce biz e, Tabii Şöyle İsrail'e yönelik konu kapandı, yapılan oldu. saldırıların neticesinde hani belki İran'da bir şey o söylemek. Hamane'nin istedi. Bu açıklamanın evet. olmadığı yönünde de bilgiler geliyor. Bir teyide muhtaç belli ki Hamaney yerine e, Hamaney'in ofis müdürü Muhammed'i Golpaye Gani'ye ait olduğu söyleniyor. Ofis müdürünün söyledi. Ali Hamaney'in olmadığı da söyleniyor. Ama Hamaney'in dini insan. liderin e, ofisinden çıkan bir açıklama. Yani, eğer hama değilse tamam eğer öyleyse yine, yine de, de yani resmi de muhtaç. bir, hayır ama yine hani, bir resmi tabii, tabii, bir yer yani değil ofisinin mi? ofisinin müdürünün Hah. açıklaması tamam, önemlidir. Ha. Ama doğrudan hani doğrudan hamaneyi olmayabilir. olmayabilir. Yani, Arap medyasının geçtiği son dakika. Eğer zaten o bambaşka bir şey olur. Yani daha güçlü bir, bir medya. Daha önce olarak. Ama söylediği şey cümle aslında bu. Şu da yeni Şimdi, yeni bir orada Abdulkadir abinin söylediği bir cümleyle Fulya. Tabii. Abdülkadir abinin söylediği bu e, İran'ın cevap şekli evet bence hayatı önemde o. Yani İran'ın vereceği şekil, e, misillemenin şekli ya da saldırının şekli bize bundan sonra yayılacak savaşın şiddetini, çapını, genişini, her şeyini belirleyecek. Hmm. Diyelim ki belirli bir noktada bir suikast yapacak. Ya da 13 İstanbul'da olduğu gibi 20-30 tane drone mu fırlatacak? Ya da askeri noktalarımı ya da Tel Aviv'i vuracak? Bu tamamen e, şeyi belirleyecek. Yani İsrail'in İran'a yönelik bir cephe açıp açma açmayacağını belirleyecek. Hmm. Bu kadar şiddetli cevap verir mi? Ondan çok emin değilim. Ama kontrollü bir misilleme ile karizmasını kurtarmak zorunda çünkü karikatürlere bile konu oldu İran. Tamam. Yani İran misilleme İran için kaçınmaz bir şey. Evet. İtibarını korumak adına. En önemli şey itibar kaybı. O yüzden, yüzden kontrolü de olsa bir misilleme yapacağı kanaatindeyim. Peki bu kadar geç karşılık vermesi de aslında şey ee, değil mi yani bölge aslında? Ya İran da düşünüyor. Başına gelecekleri de düşünüyor ya da ne olacağını da düşünüyor. Tuzak mı? Tuzak mı kuruyor diye. Hı -hı. Ama İran, ben de aynı görüşteyim. Yani yine karşılık verecekse bile kontrollü bir karşılık vererek hı hı. E, tabanına diyecek ki karşılık verdik diyecek ama biliyorsun daha önceki karşılıklar ne olmuştu? Amerika ve İngiltere uçak gemileri daha o füzeler havadayken İran'a var şeyde İsrail'e varmadan havada imha etmişti. Yine aynı senaryo yaşandı. Hatta yaşan, ürdün bile imha etti. Bu arada evet. İran Dışişleri Bakanı İran, Tabii, ürdün, e, Lübnan, tabii, Lübnan ziyareti üzerinde... planlanıyormuş. ama Nasrallah'ın tavsiyesi üzerine bu ziyaret. Ertelenmiş. Aa bir daha söyler misiniz? İran Dışişleri Bakanı'nın Lübnan ziyareti Nasrallah'ın tavsiyesi üzerine yani gelmeyin demesi üzerine ertelenmiş bu ziyaret. Hmm. Yani güvenli görmüyor artık evet, orayı. Güvenli Büyükseler... görmüyorlar görmüyor. evet. O, şimdi sen deyince aklıma ben geldi. Ben Melik'e bir şey sorabilirim. Hani tabii ki. Geldi <laughs> Melik bu kadar ay geçti, reisi uçağa düştükten sonra Hani yani öldürdükten sonra şehit edildikten sonra hiç cevap vermedi. İtibarı kaybolmadı mı bu arada? Hani itibar kaybeder diyorsunuz da. Yani o, çok tartışıldı oldu. Hayır, hayır Sayın Bakanım. Yok zaten o yüzden dedim ya karikatürlere bile skeçlere bile konu oldu. Tabii. Yani hani cevap verecektiniz ne oldu? Hangi e, karikatürlere? E, şimdi İran'ın içindekilere mi? İran'ın dışındakilere kulakları kapalı. İran'ın İran dışındakiler. Tabii İran'ın dışındakiler. İran'ın içinde zaten. E, zaten e, tamam daha. bakın yani biz ama Orada yani da kadar tıkayabilirsen demokrasi bakalım. varmış gibi bak konuşuyoruz. Oradaki demokrasi anlayışı farklı. Bir inançla inşa edilmiş. Yani dikkat edin. Zaten onlarda demokrasi ediyor. yoktur. Ama cumhurbaşkanı değil, Haniye'den bahsediyoruz. Cumhurbaşkanından hükümetten bahsedmiyoruz. Şimdi burada bütün mesele şu: bazı şeyler konular abartılarak denir. Bir laf vardır. Ee, çok konuşandan korkma derler. Hani kabadayılıkta bile böyledir. Hiçbir gerçek kabadayı konuşmadan halleder işini. Husiler e bunlar, gibi. E, öyle değil midir? Husiler gibi. E Yani. Konuşmuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Husiler ya. de çok konuşuyor. İdio, yo, Atıyor, yo, yo, ediyor ders. filan. Bakın bunlar vekaleten yapılmış. Ben bir devlet ve bir örgüt kavgasında devlet istediğin kadar sevmeyelim, istemeyelim Devlet silah alabiliyor. Devlet dünyaya borçlanabiliyor. imkanları yaratabiliyor. Örgütün böyle bir imkanı yok yani. ki. Bakın e, son bu patlamalarda bile görüyoruz. Silahı alırken ya da bu e, çare çağrı, cihazlar, cihazlarını, telsizleri kendisine bu satışı yapan firmayı bile inceleme imkanı bulamamış. Hani gidip Macaristan'da sizin dediğiniz gibi evet. dört masa, bir sandalye ya da bir sandalye bir masa hikayesini görmemiş ya da bir masa dört sandalye hangisi doğrudur bilmiyoruz. Evet. Bakmamış çünkü. Tabii. Yani biz söylüyoruz. Okuduklarımızı da burada i̇stihbarat öyle mi? Bu, burada, burada, Sayın bu, burada hep şu laf kullanılıyordu. Yani ben burada biz derken... Mesela haberci bu, muhabir arkadaşlarımızı gittiler. Hem Bulgaristan'da hem Macaristan'da kontrol ettiler. Böyle bir paravan bir şirket olduğu ortaya çıktı. İran Devleti ya da Hizbullah Zamanda kontrol etseydi ee, bu e, sorunu yaşamayabilirdik. E, normaldir. Bakın e, neden e, bir türlü Güney Kıbrıs'ta anlaşamıyorduk? Kimdi engelleyen? Rusya'ydı. Amerika değildi. Niye Rusya engelliyordu? Çünkü Rusya bir masa, bir sandalye bütün offshore e, ha, şirketlerin hesapları Güney Kıbrıs'taydı. Bankalarında oradan çeviriyordu işlerini. Yani bazı şeyleri Böyle maziyi unutmadan bakmak lazım. Ne nereye nasıl gelmiş, nereye gidiyor. Hizbullah bir örgüt, bir parti. Ama ben neden girmez diyorum e, İsrail. Şurada Batı Şeria'yı kendi içinde durup niye genişlesin ki önce Batı Şeria'yı halletmesi lazım. Bunu halletmek için karar almış. Yani ben Evet. Yani, bir yani. Tabii, diyor. hayır gaz Gaz bakın Gazze'ye niye aldı? Diyor. Her şeyi planlı yapıyor. Gazze'nin arkası ne? İsrail. E, ben diyor ki Orta Doğu İsrail Gazze'ye alınca artık İsrail'in arkasındaki Güney İsrail olduğu gibi Akdeniz'e açılabiliyor. Yani şey, ve eskiden bakın bazı şeyleri biz e, Ama İsrail zaten Akdeniz'e açılıyor. Efendim, açılmıyor. Önünde engel o kadarlık yer. Dolanması gerekiyor Yafa Limanı'na. ama bu işi nasıl ne zaman yaptı? 2006'da işte konuşulurken e işte e tamam Filistinliler Mısır versin. Orası Mısır'a aitti. Mısır verdi. Şimdi Mısır'ı da bir şey hakkı Aslı da etmiyor şey e, şimdi hayır, abi, ben sen, sen, konuşmamızı istiyorsun diye konuşuyorum. Yok maşallah var <laughs> hayır, da, hayır. Bugün hayır, bu gün hayır, hayır, yani, yani coştu, coştu, yani coştu. konuşmamızı istiyorsun. <laughs> bir, bir, bir de bir, da ben, bir de, bir de ben, bir de ben bir de ben bir de ben bugüne kadar farklı, farklı baktım. Açtık. Her. Farklı <laughs> baktıklarım gerçekleştiğini görmek beni üzüyor aslında. Yani neden kara harekatı yapmaz? Akıl var, mantık var. İsrail Batı Şeria'yı halletmeden Gazze'yi tamamen düz hale oraya... niye? Peki Lübnan'da ne yaptı? Yaptık, tartıştık. Yangın bombalarıyla Lübnan ve şey Lübnan sınırındaki e, şeylerin mi? orada mevzi kurmalarını yapılmalarını evet. kesti. Masum Türker, peki bu zattın burayla planı ne? Nihai hedefi ne? Nihai hedefi şu. Oraya bir tampon bölge kurdu. Şu anda Bayağı. var tampon bölge tabii tampon e. bölge derken il, il, kurdu nasıl kurdu oradaki ormanları yaktı. Hı hı. Dolayısıyla orası şimdi şu anda kontrol İyi de onda değil. Ya Hizbullah'ta. Ormanların yandığı değil. yer. Efendim almasına gerek yok. Oradaki Hizbullah'ın Hizbullah bölgesindeki Hizbullah'ın bölgesindeki ormanları Hizbullah. yaktı ya. Tamam. Tam şu an Beyrut'ta olan artık şu bu iş yani İsrail'in kuzeyi Lübnan'ın güneyi şu ha, sınır hattında falan geçmiyor şu an mevzu. İsrail Beyrut Beyrut'ta, sıçradı bizim olaylar. Muhabirler bize haber yaparken Ümit örneğin, Aha. haber yaparken ne, ne ne haberi veriyordu mikrofonda ses geliyordu. İsrailli uçakların ya da İHA'ların daha doğrusu Evet. Hizbullah'ı yok ne Hizbullah'ın kötü bir örgüt olduğunu hep anons ediyorlar değil mi? Burada hedefi Lübnan değil Hizbullah'tır. Şöyle onu bilmeyenler için söyleyeyim. İsrail'in Heronları, Tabii. Sihaları, Lübnan hava sahasında e, oradaki Lübnanlılara işte Hizbullah kötüdür, Hizbullah şöyledir, Hizbullah kalmayın şeklinde anonslar yaptı. Niye bunu yaptı? Çünkü Hizbullah nasıl büyüdü, gelişti ve o anlaşma dışında seçim kazanıyor, hı hı. yoksul olan halka, Şirin gözükecek hastaneler açtı, klinikler tamam açtı. Tamam ya bir soru sordum kimse cevabını vermedi. Nihai hedefi ne bunların? Nihai şunun, hedefi yok. Şunun susturuyor. nihai hedefi susturuyor. ne İbnan için? Nihai hedefi Hı. oraya saldırarak Gazze, Gazze evet. gazze'de, gazze'de istediğini yapıyor şu anda. Tamam. Gazze'yi Gazze'de istediğini yapıyor. Tamam burayı, bu dert ne şu an? Orada hiçbir hesabı yok. Patlatıyor ya. Orada İzbullah'a or, 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 susturuyor. Or. Ya, ya, İzbullah susturuyor. Tek dert Tamam yani, başaracak yani, mı İsrail? İsrail Hizbullah'ı zaten Bansız şu anda yarı yarıya düşürmüş gibi. durumda. Bu katliamlar, bu şeyler olduktan sonra Hizbullah'ın eskisi Seyurta gibi. Yapılır. Şu anda bakın Lübnan'da nasıl bakıyor biliyor musunuz? Hı -hı. Hizbullahçı olmayanlar. Hatta Hizbullah'a bile destek vermiş olanlar. Ulan bu başımıza bela. İsrail aramızı acıyor. Bizim baktığımız gibi bakmıyorlar Bakalım, ki. zaten o dediğiniz yeri kaşıdı İsrail. İsrail'in burada amacı şuydu. Hizbullah'ı daha çok kaşıyarak Lübnan içindeki o bölünmüşlüğü derinleştirmek, hı hı. bir iç savaş çıkarmak. Niye biliyor musun? Lübnan'da şöyle bir bölünmüşlük var. Bakanımın dediği doğru. Lübnan'dakiler diyor ki ne olduysa Hizbullah'tan dolayı diyor bunlar başımıza geldi. Hı hı. Dolayısıyla diyor bu sizin kendi sorunuz git hallet diyor. Hatta bak Ümit sahadaydı. Şükrü'nün öldürüldüğü gün. Ümit'e ben bir kritik soru sormuştum. Lübnan halkı nasıl bakıyor bu saldırıya Peki. diye. Arka planda dedi bir arka sokakta dedi bir hı esnafla hı. konuştum. Ee, şu adam gayet rahat dedi iş, ticaretinde ya arkada bombalandı hiç şey yapmayacak mısın kıpırdamayacak mısın o Hizbullah'ın sorunu onlar halletsin dedi diyor.